Maden Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç ve Haziran'ın artık yavaş yavaş bittiği günleri yaşıyoruz. Bu arada bir son dakika gelişmesini de ekranlara az önce getirdik. Bakan Albayrak bir mesajı var. Twitter üzerine yapmış olduğu son dakika olarak ekranlara geldi. Şimdi Borsa İstanbul yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri oldu dedi ki 5 borsadan bir tanesiyiz. TL'ye güvenen Türk varlıklarına ve şirketlerinin büyüme hikayesine inanan herkes kazanacak demiş Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamada. Şimdi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halik Kırşan karşımda. İyi günler İbrahim Bey. İyi günler Zeliha Hanım, teşekkür ederim. Yalnız ben ekranda sizi göremiyorum. Ekranda göremiyorsunuz ama ben sizi sesleneceğim, sıkıntı yok. Ben sizi görebiliyorum çok rahatlıkla. Şimdi tabii bu Covid dönemi, Covid-19 dönemini bütün dünya hep beraber yaşıyoruz. Ekonomiler, bütün alt sektörler etkileniyor. Ama tabii biz dünya maden endüstrisiyle beraber ülkemizdeki madencilik sektörünün bu Covid-19, bu pandemi döneminde nasıl etkilendiğini ilk başta sorarak başlayalım. Öncelikle Maden Dünyası programına davetiniz için çok teşekkür ederim ve iyi yayınlar diliyorum Zeliha Hanım. Malumunuz olduğu üzere 2019'u kapatırken Çin'de başlayan salgın hızla bütün dünyaya yayıldı ve 3-4 ay, 2020 yılının ilk 3-4 ayını muazzam manada etkiledi her alanda, her sektörde. Tabii salgının Çin'den yayılması, büyüme motoru olarak, dünyanın büyüme motoru olarak adettiğimiz Çin'in de özellikle ham madde talep etmesi noktasında frene basması, çarkların durması özellikle emtia fiyatlarında çok ciddi düşüşler meydana getirdi. Mart-Nisan aylarında emtia fiyatlarında %15 ile %25 arasında değişen oranlarda düşüşler oldu. Örneğin bakırda %22, alüminyumda %15, çinkoda %20, nikelde %20'nin üzerinde düşüşler oldu. Haliyle hem kaplarını kapatması hem çarkların dönmesi bizim gibi ham madde, maden üreten, emtia üreten ülkeler açısından son derece olumsuz bir görüntü oluşturdu. Dünyada tabii bu sürece bağlı olarak mesela bakır fiyatları 6000 dolardan o salgın döneminde 4250 dolara kadar düştü. Keza nikel 14000'den 12000 dolara düştü. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Emtia fiyatlarının düşüşüyle beraber ve Çin'in kaplarını kapatmasıyla beraber ciddi manada hem üretimde hem de ihracatta sıkıntılar baş göstermeye başladı. Tabii ilk önce dünya maden endüstrisi dikkate alacak olursak, dünya maden endüstrisinde söz sahibi olan ülkeler Amerika, Güney Afrika, Kanada ve Avustralya gibi ülkeler hemen destek paketleri açıklamaya başladılar. Bu süreci kazası belası atlatmanın yoluna gittiler. Örneğin Kanada hükümeti 600 bin kişi ilgilendiren bir destek paketi açıkladı. Keza Avustralya'da madencilik firmaları iş gücünü sürdürmeyi hedef olarak koydu önüne. Yine Amerika madencilik kritik sektör olarak tanımlayarak o şekilde bir yolla olabildiğince bu sektörün bu krizden, salgından etkilenmesi yolunu seçtiler. Peki Türkiye'ye gelecek olursak buna bağlı olarak, Türkiye'de de şunu rahatlıkla ifade edebilirim. Özellikle özel sektör kamu kuruluşlarından önce ön aldı ve alması gereken bütün tedbirleri titizlikle almaya başladı. Neler yaptı? Özellikle şu anda da halen uygulamakta olduğumuz sosyal mesafe, maske kullanımı, dezenfektan, ondan sonra diğer tedbirleri hızlı bir şekilde almaya başladı. Ve 60 yaşın üzerinde kronik hastalığı olanları eve gönderdi. Ve bu şekilde bir yolla hızlı bir şekilde sürece adapte oldu. Ama bu noktada devletimize, hükümetimize ve Enerji Bakanlığımıza da burada bir parantez açmak gerekiyor. Bu da şu. Hemen kısa çalışma ödeneği devreye sokuldu. Mücbir sebep genelgesine madencilik sektörünü dahil etti. Onun dışında madencilik sektörünün ruhsatlarıyla alakalı olarak verilmesi gereken belgeler, devlet hakkı ödemeleri, mali haklar da Enerji Bakanlığımızın hızlı bir şekilde ön almasıyla yıl sonunda ertelendi. Bu da haliyle beraberinde sıkıntısız bir dönemi, bu süreci daha sıkıntısız bir şekilde atlatmaya vesile oldu. Bu noktada özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez Bey'in, Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Şeref Talaycı Bey'in ve Maden ve Petrol İşleri Genel Cevat Genç Bey'in hakikaten bu noktada sektöre çok ciddi katkıları oldu. Yeri gelmişken bu noktada kendilerine madencilik sektörüne teşekkürlerimizi arz etmek istiyoruz. Peki bu salgın şartlarında tüm zorluklara rağmen ne oldu? Çarklar dönmeye başladı. İş gücü de çok ciddi bir azalma olmadı. Bu da bence madencilik sektörü açısından son derece önemli bir nokta. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani
Özetle madencilik sektöründe çarklar durmadı ve faaliyetler devam etti. Peki biraz daha özele girecek olursak madencilik sektöründe rakamlar bazında nasıl bir yapı oluştu onu da kısaca bir özetlemek istiyorum müsaadenizle Zeliha Hanım. Buyurun. Bu da şu, yılın ilk 5 ayında mesela madencilik ihracatında değer bazında %15'lik bir düşüş oluştu. Doğal taş sektörüne baktığımız zaman bu oran daha da yüksek, %20'lere ulaşan bir önceki senenin ilk 5 ayına göre bir azalışlar oldu. Tabii Çin'in kaplarını kapatması ve salgının özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde İspanya, İtalya'da, Fransa'da ağır seyretmesi, kapılarını kapatması özellikle hem metal arzında, üretiminde ve ihracatında hem de endüstriyel ham maddeler dediğimiz alanlarda da ciddi manada düşüşler söz konusu oldu. Bu noktada yine alt ürün bazında baktığımız zaman mermer, doğal taş, krom ve endüstriyel mineraller miktar bazında %20-40 oranında bir üretim ihracat düşüşü yaşadı. Keza kömürde hükümetimizin yerinde almış olduğu bir kararla Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nu kapatması, o işletmeleri kapatması salgını önleme adına. Orada taş kömür üretimi 3-4 ay tamamen düştü. Keza diğer havzalarımızda Soma'da özellikle insan sağlığına verilen önemin gereği olarak yine kapasitede %50 oranında bir düşüşler meydana geldi. Yine agregat sektöründe malum inşaat sektörünü besleyen bir alan. Burada da yine inşaat sektöründe talep düşüşüne bağlı olarak üretim %30'lara kadar geriledi. Ama şu anda açılan kredilerle hükümetimizin almış olduğu tedbirler, açılan krediler, uzun vadeli krediler, düşük faizli krediler sayesinde agregat sektöründe ciddi bir hareketlenme başladı. Keza ülkemiz için ihracat, önemli bir ihraç kalibi olan borda yine %15, Trona'da %20'lik bir düşüş, feldspatta %30'luk bir düşüş, üretimde gerilemeler oldu. Ama özellikle şunu gururla söyleyebilirim, metal madenlerinde, altında, bakırda, kurşunda, çinkoda, demirde, nikelde, kobaltta üretim son gaz devam etti. Bunun sevindici tarafı özellikle altın fiyatları biliyorsunuz ons başta şu anda 1750 dolarları aştı. Şu anda ülkemizde 18 tane altın işletmesi hızlı bir şekilde üretim yapıyor ve bu fiyat avantajından faydalanmaya çalışıyor. Özetle dünya maden endüstrisi ve ülkemiz madencilik sektörü bu COVID-19 salgından nasıl etkilendi ben bu şekilde ifade etmek istiyorum Zeliha Hanım. Şimdi istihdam tarafına da bir gelmekte fayda var. Sonuçta madencilik sektörü dediğimiz ağır bir sektör ve istihdamı yoğun, emek yoğun bir sektör. İstihdam evet. Tarafında da bu sektörde işten çıkarmalar olmadı. Bu nasıl sağlandı? Ve istihdam rakamlarına baktığınızda önümüzdeki süreci nasıl öngörürsünüz? Şöyle izah edeyim. Bizim madencilik sektöründe kabaca 150-160 bin kişi direkt olarak çalışan sayısı var. Dolaylı etkisi olarak baktığımız zaman bunu 3 ile çarpabiliriz. Rahatlıkla 450-500 bin kişiyi kapsıyor Zeliha Hanım. Ancak burada az önce ifade ettiğim tedbirler kapsamında özellikle 60 yaş üstü ve kronik hastalığı onları hariç tutacak olursak hiçbir ne kamuda ne de özel sektörde işten çıkarma olmadı. Dolayısıyla bizim sektör istihdam azalışından en az etkilenen sektörlerin başında geliyor. Bu hakikaten sevindirici bir durum. Bu noktada işte Enerji Bakanlığımızın ve hükümetimizin almış olduğu ciddi tedbirler, destekler madencilik sektörünün bu şekilde bu süreci kazası belası veya daha az zararla atlatmasına vesile oldu. Şimdi peki 1 Haziran itibariyle Türkiye'de ama sonrasında öncesinde diğer ülkelerde yavaş yavaş COVID-19 sonrası ekonomilerini açmaya başladılar. Dolayısıyla evet. Artık bu noktadan sonra bu madencilik sektöründe bir toparlanma bekler misiniz? Henüz tam anlamıyla bütün ekonomiler tam kapasite çalışmıyor. 2021-2022 yılları da öngörülüyor, öyle veriliyor. Büyüme rakamları da yine 2020'de belki çabuk toparlanma deniliyor. Dolayısıyla bir toparlanma bekler misiniz önümüzdeki süreç için? Bunu merak ediyorum. Ve pandemi öncesi sonrası diye bütün sektörlerde biz konuşuyoruz. Bundan sonra pandemi sonrasında değişecek mi bazı şeyler? Bazı noktalar, bazı kodlar, sektörün kodları daha farklı bir raya mı oturacak sizce? Öngörünüz nedir? Şöyle izah edeyim. Malumunuz olduğu üzere bizim ihracatımızın %50 kısmı Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor.
Yine geri kalan büyük kısım olarak, oransal olarak baktığımızda Çin'e şey yaptı. Çin'de hayatın normale dönmesiyle beraber, kez Avrupa Birliği'nde yaz aylarıyla beraber daha nispeten göreceli olarak sıkıntısız bir döneme girilmesi elbette madencilik sektörü başta olmak üzere diğer bütün sektörü olumlu etkileyecek. Çin'den yavaş yavaş özellikle mermer doğal gaz sektörüyle ilgili olarak talepler gelmeye başladı. Az önce ifade ettiğim Avrupa Birliği'nin ülkelerine yapmış olduğumuz endüstriyel ham madde ürün bazında ihracat kanalları açılmaya başladı. Bu haliyle tabii önümüzdeki süreçte durmuş olan veya azalmış olan sektör üretimi ihracatını çok olumlu yönde etkileyecek. Bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Burada tabii bu süreci halen yaşıyoruz ve bu süreç çok öğretici oldu Zeliha Hanım. Bunu da şöyle ifade etmek istiyorum. İnsanların normal hayatlarına dönüp eski tüketim alışkanlıklarına dönmesi biraz zaman alacak. Bu haliyle bütün sektörleri etkileyeceği gibi madencilik sektöründe o manada etkileyecek. Yani düşünün siz 500 kişiyle yaptığınız üretimi işte bu salgın sürecindeki tedbirler kapsamında 300-350'ye düşürüyorsunuz. Haliyle bir miktar üretim olacak ama az önce ifade ettiğim dünyada çarkların dönmesi, sınırların aşılmasıyla beraber hem üretimde hem de ihracatta ciddi artışlar olacak. Onun dışında genel manada hayatımıza baktığımız zaman dijital devrim hızlanacak. Bu da şu, yani biz bu dijital devrimi 3-5 sene içerisinde yavaş yavaş geçeriz diye düşünürken bu 3-5 ay bizi bu manada hazırladı ve şu anda sizin de işte online olarak video telekonferansla bu görüşmeyi yapıyoruz. Tabii talep düşmesiyle beraber şirketlerin nakit girdilerinde problemler, iflaslar ve işten çıkarmalar oldu. Bundan sonraki süreçte de hani bu sürece adapte olmayan şirketler için bu dezavantajlı bir durum. Bunu dikkate alarak şirketlerin ön alması lazım. Keza bundan sonraki süreçte hem madencilik sektörü açısından hem de diğer alanlar açısından çevre konuları daha çok gündeme gelecek. Sosyal politikalar yine ön plana çıkacak. Harcama öncelikleri değişecek. Daha da önemlisi hijyen ve sağlık koşulları değişecek. Kısacası sürdürülebilir bir dünyaya doğru gidiyoruz. Peki burada madencilik sektörü yeni döneme nasıl adapte olacak, nasıl bir beklenti var bu konuda, nasıl bir hazırlık var? O konuda da birkaç şey söylemek istiyorum Zeliha Hanım. Bundan sonraki süreçte iş sağlığı ve güvenliğine azami dikkat edilecek. Yani artık olmazsa olmazımız bütün şirketler açısından, bütün sektör açısından iş sağlığı ve güvenliği olacak. Yine çalışma koşullarının sağlık ve güvenlik içinde olmasının temini için hijyen ve steril ortamlara daha çok ihtiyacımız olacak. Bunu hem büro hayatımızda, sosyal hayatımızda hem de maden işletmelerinde mutlaka uymamız gereken konular olarak karşımıza çıkıyor. Yine çevrenin korunması ve yenilenmesine her aşamada öncelik verilecek. Yani eskiden bir maden işletelim, ondan sonra rehabilitasyon, rekultivasyon gibi işlemleri, çevre düzenlemelerini yapalımdan ziyade önümüzü sürükledik, arkamızı toparlayarak gitmemiz gerekecek. Bu da yine madencilik kuruluşları açısından, sektör açısından önemli bir öncelik olacak diye düşünüyorum. Keza madencilikte Ar-Ge, yüksek teknoloji ve yüksek standartizasyon öncelikli bir konu haline gelecek. Bu noktada da sektörün şimdiden kendini bu yeni sürece bu manada adapte etmesi, modern teknoloji kullanması, son teknoloji kullanması, Ar-Ge'ye daha çok önem vermesi, uç ürün üretmesi noktasında sektör bu noktada çalışma yapmak zorunda. Dolayısıyla burada Zeliha Hanım daha önceki yıllarda vatandaş, şirketler, tüzel kişiler gibi bir ruhsat alıyordu ve işte oradaki yerel koşullara, sosyal problemlere dikkat etmeden veya fazla bir problem yaşamadan madencilik ürünlerini üretiyorlardı. Bundan sonra önümüze çıkacak en büyük engel bu süreçten sonra sosyal onay ve toplumsal kabul. Yani siz gidip bir yerde ruhsat alıp orada maden işletemeyeceksiniz. Oradaki yerel halkı dikkate alacaksınız. Oradaki çevreyi dikkate alacaksınız. Orada bir sosyal onay alacaksınız. Bir toplumsal kabul göreceksiniz ve o şekilde işletmenize yön vereceksiniz. Bu da beraberinde haliyle eskiden küresel ısınmayla beraber oluşan doğal afetler ve içinden geçtiğimiz COVID-19 sürecinden sonra artık sınırsız kalkınmanın yerine bir, sınırsız sürdürülebilir madencilik, iki, sürdürülebilir kalkınma prensibi ön plana çıkacak. Bence bu sürecin bize en çok bundan sonra öğreteceği konular bu manada şekilleniyor. Evet. Ve bu şekilde COVID-19 sürecinde madencilik sektörü nasıl bir yapılacak onu özetlemeye çalıştım Zeliha Hanım. Şimdi maden sektörünün alt sektörlerinden endüstriyel minerallerde bir örnekle bir soruyu yönlendirmek istiyorum. Bu bentonitte, yani otomotivde, döküm sanayinde kullanılan bu mineral mesela. Burada da COVID-19 dolayısıyla otomotiv sektöründe yaşanan daralmadan etkilendiğini biliyoruz.
Dolayısıyla bu tarz üretim yapanlar başka alanlara kayma ihtimalini mi doğuruyor? Yani işte hayvan yemi gibi alanlara açılmaya çalışıyor diye bir raporda gördüm ben bunu. Perlit'te de benzer bir durum var deniyor mesela döküm dışında. Böyle açılmalar görebilir miyiz maden sektöründe pandemi sonrasında farklılaşma? Elbette önemli bir noktaya temas ettiniz Zeliha Hanım. O da şu. Tabii her bir maden sadece bir alanda kullanılmıyor. Farklı birçok alanda alternatif kullanım alanları var. İkame ürünler olarak madenler her alanda değerlendirilebiliyor. Bahsettiğiniz bentonit madeni de sadece otomotiv sektöründe değil, sondaj çamuru olarak kullanılıyor. Diğer bahsettiğiniz işte alanlarda birçok alanda kullanılabiliyor. Bu manada zaten şöyle bir durum var. Az önce ifade ettim. Şartlar durmadı dememin sebebi o. İnsanlar ürettiler, stokladılar. Sebebi de şu. Yani zaten bir talep var. Bu eninde sonunda açılacak. Şu anda bu dünyada normalleşmeyle beraber, sınırların aşılmasıyla beraber hem o stokladıkları ürünleri dünya pazarlarına satabilecekler ve alternatif ikame piyasalar mutlaka oluşacaktır. Burada belki az önce ifade ettiğim bir noktayı atlamış oldum. Bu vesileyle onu da dikkate sunayım. Burada bizim maden sektöründe en çok etkilenen sektör krom sektörü oldu. Malum uluslararası piyasa fiyatlarından en fazla etkilenen bir maden krom. Yani çok zikzaklı bir fiyat mekanizması var. Çok etkileniyor piyasalardan. Burada mesela çok çarpıcı bir örnek olması açısından kromda mesela birçok firma kapattı, üretim yapmadı. Gücü olan firmalar stoğa çalıştı. Şu anda 200 doların altında geriledi krom fiyatları. Ama önümüzdeki süreçte bu fiyatlar arttıkça o stokta biriken ürünler dünya piyasalarına ihraç edilmiş olacak Zeliha Hanım. Peki şimdi az önce siz konuşurken Ar-Ge ve işte yüksek teknolojiden de bahsettiniz. Bundan sonraki süreç bize onu zorluyor dediniz. Tabii bunlar ekstra maliyet anlamına da taşıyor bir noktada bu sektör adına. Dolayısıyla burada bu noktada ya da bu durumda şu anki durumda madencilik sektörünün desteklenmesi, destekleri veya mevcut halihazırdaki sorunlar bakımından durum değerlendirmesi yapacak olursanız ilk başlıklarınız ne olur? Bu da çok güzel ve önemli bir soru. Hakikaten burada devletimizin, hükümetimizin, Enerji Bakanlığımızın her zaman desteğini yanımızda gördük. Bundan sonra da görmek istiyoruz. Zeliha Hanım, 18. yüzyılda sanayileşme ve sanayi devrimi Avrupa'da tamamen madenlere dayalı olarak başladı. Almanya'da Ruhr Havzası'ndaki kömürler, Fransa Alsace-Lorraine'deki demirle birleşince demir ve çelik sanayi gelişti ve sanayi devrimi o şekilde oluştu. Dolayısıyla hayatımızın her alanında hem sanayi devrimini başlattı hem de hayatımızın her alanında madencik ürünlerini kullanıyoruz ve madencik ürünleri olmadan yaşamımızı idame etmemiz neredeyse mümkün değil. Şimdi enerji sektörünün, tarım sektörünün, inşaat sektörünün, kimya sektörünün ve diğer birçok sanayi dalının ham maddesi madenler üretiyor, madenler oluşturuyor. Madenler eğer çalışmasa hayatımızı idame etmemiz çok güç. Bir arabanın inşası için az önce bahsettiğim sadece bentonit değil birçok maden kullanılıyor. Yani dolayısıyla hayatımızı her alanda madenler kuşatmış durumda. Biz ve sanayileşme olmadan mümkün değil ilerleme olmaz. Avrupa Birliği bugünkü refah seviyesini sanayileşmeyle ve madenleri kullanarak keza Güney Kore bu şekilde sanayileşti ve refah ülkesi haline geldi. Şu anda Çin %10-12'lere kadar büyüme trendi yakaladıysa tamamen doğal kaynaklarını kullanarak ve dışarıdan ithal ederek bu süreci bu şekilde yönetti ve bu noktaya geldi. Dolayısıyla sanayileşme olmadan zenginleşme olmaz. İstihdam da olmaz. Hiçbir şekilde biz eğer ülke olarak gelişmek istiyorsak, sanayileşmek istiyorsak, işsizliği önlemek istiyorsak mutlaka ve mutlaka madenlerimizi efektif bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Burada az önce mesela krom sektöründe yaşanan darboğazı engelleme adına veya destek olma adına rahatlıkla hükümetimiz bir stok kredisi veya bir kredi fonu oluşturup o şekilde madencileri destekleyebilir. Bundan sonraki süreçte sektörümüzün sorunları var. Bu sorunları aşma noktasında sorunuz olsa ben onu da cevaplandıracağım. Evet, şimdi bir de Türkiye Maden Meclisi hakkında da biraz bilgi almak istiyorum. Bunun içine de katabiliriz bunu. Çünkü siz yakın bir zamanda Maden Kanunu gündemiyle bir toplantı yaptınız. Buradaki konuşulanları ya da Maden Kanunu getirdikleri veya ekstra ne istenir sektör açısından daha ilerlemek adına söylediklerinizi istinaden soruyorum. Neler söylersiniz bunu, bu açıdan? Az önce bıraktığım yerden devam edeyim. Şimdi bir kere madencilik sektörünün az önce bahsettiğim
az zararla atlattı ama bu sektörün sorunları yok değil manasında değil. Ciddi sorunlarımız var Zeliha Hanım. Biz de bu manada az önce sorduğunuz soruya bağlı olarak evet Türkiye Odalar Borsa Birliği, Türkiye Maden Meclisi önemli bir sivil toplum kuruluşu ancak desteğini de yasadan alan yani TOP nedir? Kanunla kurulmuş Türkiye'nin en büyük meslek örgütü. Orada o da borsa başkanları olduğu gibi bir de sektör meclisleri var. O sektör meclislerinin birinin başına da gösterilen teveccühle işte bir ay önce bir seçimde başkan olarak atandı. Biz tabii ülkenin gündemini düşünerek fiziki ortamda buluşmadık. Yine 75-80 kişinin katıldığı bir telekonferansla ülkenin en büyük, madencilik sektörünün beklediği en büyük ihtiyaç olan maden kanunu gündemiyle toplandık. Onun da sebebi de şu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız bunu yaklaşık 5-6 aydır gündemine aldı. Ve bu noktada da ciddi bir çalışma içine girdi. Gerçi henüz bir ete kemiğe büründü, bir kanun tasarısına dönüşmedi ancak ciddi bir çalışma ortaya konmuş. Bu çalışmayı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç Bey o telekonferansta sektör temsilcilerine, STK temsilcilerine ve sektörün tamamına açtı. Telekonferansımızda bütün madenci kuruluşları, kamu kuruluşları, 20'ye yakın STK başkanı ve yine 50'ye yakın da maden firması, Türkiye'yi en üst düzeyde temsil eden maden firması yer aldı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü yeni kanun ne getirecek o manada bir yarım saatlik sunum yaptı ve bu çerçevede şu anda o süreci yaşıyoruz. Bir 20 günlük süre verildi. Sektör bileşenlerinden geri dönüşümler alacak. Ondan sonra da oturulup o hazırlığı yapılan çalışmanın üzerinden madde madde geçilerek sektörün beklentisini karşılayacak bir kanunla inşallah önümüzdeki süreçte yasama döneminde sektörümüzün beklediği bu çalışmayı da almış olacağız. Burada kanun ne getirdiğinden önce sektörümüzün ne tür sorunları var? Ona özellikle bir parantez açmak istiyorum Zeliha Hanım. Bu da şu. Bir kere mevzuattan kaynaklanan sorunlarımız henüz yani çok ciddi mesafe kat ettik. Şu evet. Anda özellikle Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Enerji Bakanlığı tarafında işlerimiz mevcut mevzuat çerçevesinde tıkır tıkır işliyor. Bu hakkı teslim etmek lazım. Ancak özellikle zeytincilik yasası mesela meclis gündemine geldi ve henüz o konuda bir adım atlamadı. Geri çekildi o yönetmelik değişikliği. Evet. Halen birçok maden işletmemizde 3 kilometre mesafede zeytin ağaçları olan yerlere işletme açamıyoruz. Halbuki bu bir haksızlık. Orada tamamen bu süreci çok daha yönetecek bir yapıyla yeni bir düzenleme getirilebilir. Onun dışında orman bedellerinin yüksekliği ve orman izinlerinin geç çıkması noktasında sıkıntılarımız aynen olduğu yerde duruyor. Bunu bu evet. Samimiyetinde söylüyorum. Yani ülkemizi yöneten başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere diğer hükümet üyeleri bir taraftan iş, aş, ondan sonra katma değer ve işte ihracat, cari açığı düşürelim derken bir taraftan da bu orman izin süreçlerinde yaşanan tıkanıklıklar maalesef enerji ve maden sektöründe şu anda bekleyen yatırım tutarının birkaç milyar dolara eriştiği noktasında ciddi bizim üyelerimizden geri bildirimler var. Son cümleyi de alayım. Evet. Hakkını teslim edelim. Bu manada da ciddi bir çalışma var. Ve önümüzdeki süreçte Tarım ve Orman Bakanlığımızın talimatıyla başlatılan bir süreç var. Ve hızlı bir şekilde bu süreci de inşallah tamamlayıp bu orman izinlerinin önündeki engelleri aşacağız. Bir de orman bedelleri Zeliha Hanım çok yüksek. Hı hı. Avrupa ve Amerika madencilikte adı geçen ülkelerde şu anda neredeyse 10 katından fazla biz bedel ödüyoruz. Evet. Bu da bizim fizibiliteleri çok olumsuz etkiliyor. Bu şekilde toparlayayım. Maden kanunu ilgili yeni kanuna getiriyor. Birçok madde var. Herhalde süremiz buna el vermeyecek gibi Zeliha Hanım. Evet, süremizin sonuna geldik. Hızlı geçti yayın. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. İbrahim Halil Kırşan'a teşekkür ediyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Madencilik Meclisi Başkanı'na. Evet, Maden Dünyası burada sona eriyor. Şimdilik hoşça kalın.